Efendim merhabalar. Yeni bir hafta ve yeni bir bölümle karşınızdayız. Bir cumartesi klasiği Ülke TV ekranları ve karşınızda Tarihte Yürüyen Adam ekibi size bugün askeri müzeyi, askeri müzenin içinde neler olduğunu, Harbiye'yi, Osmanlı savaş sanatlarını, Osmanlı'dan kalma silahları ve daha pek çok şeyi anlatmayı planlıyorum. Dostlar şu an Harbiye'deyiz. Harp okullarının, Osmanlı Harp Akademilerinin bulunduğu yerdeyiz. Mustafa Kemal Paşa'nın ve Kurtuluş Savaşı'nın o merkezi ordu komutanlarının, tümen komutanlarının, kol ordu komutanlarının mezun olduğu yerdeyiz. Şunu dersem bu yanlış olmaz. Ülkeyi kurtaran okulun kapısındayız. Ülkeyi bu okuldan mezun olan öğrenciler kurtardı. Ülkeyi Abdülhamit Han dönemi mezun öğrencileri kurtardı diyoruz ya. Heh işte orası burası. Hazırsanız, bizler hazırız. Ekip olarak sizlerle birkaç hafta sürecek olan bir seri programlar dahilinde askeri müze ve kültür sesi komutanlığını, burada bulunan malzemeleri, tarihi eserleri, Osmanlı harp okullarını, Osmanlı'da müzeciliği ve daha pek çok şeyi konuşacağız. Biz hazırız. Siz de eğer hazırsanız evlerinizde, efendim Tarihte Yürüyen Adam başlasın. Müze içerisinde yaklaşık olarak 70.000 parça tarihi eser bulunmaktadır. Elini çarptığın, gözünün gördüğü ya da görmediği, yanından geçtiğin, geçerken de farkına varmadığın pek çok tarihi eserin aslında yaşandığı dönemde çok fazla tarihe dokunulmuşluğu, çok fazla tarihi hadiseleri yaşamışlığı bulunmaktadır. Bu açılışı yaptığım, bu sunuşu yapmış olduğum, önünde bulunduğum mesela şu top inanılmaz bir tarihi birikime sahiptir. Efendim yapılış yeri Edirne. Yapılma tarihi 1452. Ağırlığı 15 ton. Ağırlığı 15 ton. Fatih Sultan Mehmet Han döneminden kalma bir top ve İstanbul'un fethini gören, İstanbul'un fethi için İstanbul'a getirilen hayvanlarla, yük hayvanlarıyla beraber, kanılarla beraber getirilen bir topun üzerinde bulunmaktayız. Ağırlık 15 ton. Gülle ağırlığı 285 kilo. Boy 4 metre 24 santim. Çap 63 santim. Et kalınlığı yani demir kalınlığı 14 santim. Gülle 186 santim vesaire. Bu özellikleriyle İstanbul'un fethini gören, İstanbul'un fethinde kullanılan toplardan biri şu an karşımızda. ...1453 tarihinden biraz bu taraflara gelelim. 1915'lere geçelim mi? Tarih burada iç içe, tarih burada birbirine girmiş bulunmaktadır. 1453, dokunduğum tarih, dokunduğum gülle, dokunduğum metal top, 15 ton ağırlığındaki top, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından acaba kontrol edildi mi? Fatih Sultan Mehmet Han acaba 14 santim kalınlığındaki şu deriye bakıp buradan içeriye baktı mı? Taşa baktı mı? Bütün bunlar bir muamma. Fakat biz şu an Fatih Sultan Mehmet Han döneminden kalma İstanbul'u fethetmek için Edirneli topçu ustalarının yapmış olduğu bir topun önündeyiz. Sultan Mehmet geldi, bunun önünde durdu ve karşısında sanki İstanbul varmış gibi talimatlar verdi, emirler verdi. Bunları dedi, Mart ayında İstanbul'un semalarında, Mart ayında İstanbul'un surlarının önünde görmek istiyorum. Ocak 1453 tarihinde yola çıkan askeri düzenek, askeri tertibat, şahi toplar Mart ayının sonunda, Nisan ayının başında İstanbul'a geldi. Bunlar Ocak 1453 tarihinde Edirne'de, 1 Nisan 1453'te İstanbul'un Topkapı, Edirne Kapı, Ayvansaray, Zeytinburnu, bilemeyiz ki 6800 metrelik Zeytinburnu sahilinden Ayvansaray sahiline kadar olan 6800 metrelik alan içerisinde herhangi bir yere konuşlandırılmış olabilir. Buyurun size askeri müzede ilk görmüş olduğumuz eser ve neler anlattık neler. Fatih Sultan Mehmet Han döneminden birazcık günümüze gelelim ve bir tank görüyoruz. Bugünden bakıldığında, bugünkü tanklara bakıldığında, bugünkü tanklarla kıyaslandığında aslında konserve kutusu gibi bir alet. Ancak yapıldığı dönemde çok ciddi anlamda askeri olarak hizmet vermiş, pek çok askeri manevraya, pek çok savaşa katılmış bir gazi tanktan bahsediyorum. Önü bu taraf, az evvel arkasını gördük. Hafif tank 1932, 9.4 ton, 9.5 ağırlığında ve Türkiye Cumhuriyeti Türk ordusunun ilk tankı Sovyet yapımı 1934 tarihinde yapılan 64 adet tanktan birisidir. Bu Türkiye'nin milli bekasını korumak için Türk ordusunun kullandığı tanklardan biridir. Bugün bakıldığında çok basit görünüyor değil mi? Ama 1936 tarihindeki tanklar itibariyle bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını, Türkiye Cumhuriyeti'nin genel dokusunu koruyan tanklardır. Solumda içeriye gireceğiz. Burası harp okuluyken, burada Mustafa Kemal Paşalar, burada Ali Fuat Cebesoylar, burada Enver Paşalar, burada Osmanlı ordusunun kurmay subayları okurken yemekhaneymiş. 66'dan sonra ki ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda burada mehter marşları çalınıyordu. Mehterhane-i Hakani binası yapısı olarak kullanılan bina Harp Okulu ve Harp Akademisi yemekhane binası. Hemen dönüyoruz, karşımızda Türk Hava Kuvvetleri'nin muhteşem semalarını inleten, Türk hava coğrafyasının sınırlarını koruyan bir savaş uçağı şu an arkamda, sizin önünüzde F-104. Bu F-104 uçağıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir zamanlar kendisini korumuş. Bakalım özelliklerine. Ağırlık boş 6217 kilo, 6217 kilo boş ağırlığı bulunmaktaymış. Boyutları 17 metre uzunluk, 7.62 metre kanat genişliği, yükseklik 4.15 metre. Lastik boyutları 26x6.75 ebatlarında. Depo kapasitesi 2823 kilo yakıt alabiliyor. Yapım tarihi 1962. 1962'de dahi böylesine uçaklar, ucunda hava delen, insanlar arabayla giderken arabanın arka tarafında camlarını açarsın, elini şöyle yaparsın. Rüzgar nasıl elini arkaya doğru iterse havanın bir direnç gücü vardır. Böyle yaptığında bir kuvvet uygulaman gerekiyor ki elin sabit kalsın. Rüzgar vurduğunda el arkaya doğru gider. Eğer elini şöyle yaparsan rüzgarı delersin ve el gider. İşte uçakların ucundaki o iğne olan kısım bir direnç gösteren, bir duvar gibi uçağın gitmesini engelleyen, aslında engellemek isteyen o hava duvarını delen bir çivi var F-104'ün tam karşısında. Bir avcı uçağı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava güvenliğini sağlamış. Bugün emekli olmuş. Askeri müzede sergilenmek üzere bulunmaktadır. Sergilenecek kadar tarihi eserdir. sergilenecek kadar tarihi eserin bugünkü görüntüsü bile ne kadar modern. F-104 avcı uçağı şu an karşımızda. Askeri müzeye geldiğinizde bahçenin tam karşısında, bahçeye girdiğinizde tam karşınızda sizi bekliyor. Gelin, bakın, aslında birazdan size bu müzenin en güzel, en kurmay, en hoş, en manidar eserini size anlatmaktan iftihar edeceğim. Haydi buyurun. Şu an müzenin en mutena, en güzel yerindeyiz. Efendim, bir Abdülhamit Han eseri. İleriyi okumak mı derseniz, sosyolojik anlamda hadiseleri birleştirip dünya tarihi ve yarın hakkında bilgi vermek mi derseniz bilemem. Ancak yaşadığı dönemin en siyasi adamı, yaşadığı dönemin en kurt politikacısı ve siyasetçisi, herkes tarafından malumdur ve bilinmektedir ki Sultan Abdülhamit Han'dır. Abdülhamit Han 1905 tarihinde Çanakkale'nin Anadolu kısmında ve Gelibolu Yarımadası kısmında belirli aralıklarla karşılıklı olarak tabiyalar yapmış, oraları cephanelerle doldurmuştur. Çanakkale Savaşı'nın olmasına 10 sene, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasına 9 sene kala Abdülhamit Han bir savaşın olacağını, dünyanın bir savaşa gebe olduğunu ya da olacağını hissetmiş olmalı ki Çanakkale bölgesini boydan boya askeri tahkimatla doldurmuş. Askeri tabiyalar her iki tarafta birbirine bakar pozisyonda bulunmuştur. Her taraf cephane, her tarafta tabiyalar. Hamidiye tabiyası, Aziziye tabiyası, Mecidiye tabiyası ya da Seyit Onbaşı'nın bulunduğu, asker olarak bulunduğu gibi Ertuğrul tabiyası her yerde bulunmaktadır. Takvimler 18 Mart 1915 tarihini göstermekte. Balıkesir Havranlı 1.90 boylarında, adı, lakabı Koca, adı Seyit olan, soyadı Kanunu'ndan sonra da çabuk soy ismini alacak olan Seyit Onbaşı, şu an heykelinin önündeyim, Çanakkale bölgesindeki Ertuğrul tabiyasında vazife yapmaktadır. 18 Mart 1915 saat 11'i çeyrek geçe 9'lardan 27 adet düşman gemisi, İngiliz ve Fransız armadaları, yenilmez armadalar vura vura sağı soluğu, Çanakkale'yi, Gelibolu'yu vura vura İstanbul'a doğru yürümekteler. Ortalık bir ateş deryası, ortalık bir ateş panayırı, her taraf yanıyor. Heyhat, yanan manzaranın içinde bulunan adam, senin deden, benim dedem, bizim dedemiz, yakansa çağdaş ve medeni dünyanın hakimi olan İngilizler ve Fransızlar. Bir top, gemiden çıkan bir top kara parçasına vurur. Karadan çıkan bir şarapnel, bir top, Ertuğrul tabiyasındaki büyük topun, şu an arkamda görüyorsunuz, yalnızca namlu ağırlığı 285 kilo, toplam ağırlığı 280 kilo olan bu topun vincinin zincirini kırar. Ortalık kan gölüdür. Herkes vefat etmiştir. 2 kişi ayaktadır. 2 kişi sağ kalmıştır. Bunlardan birisi Balıkesir Havranlı Seyit Onbaşı, bunlardan diğeri Niğdeli Ali Onbaşı. Şimdi bir dakika, bir şekilde Çanakkale Havranlı Seyit Onbaşı'yı tanıyoruz. Fakat neden Niğdeli Ali Onbaşı'yı tanımıyoruz? Büyük kahramanlık varsa ortada, 276 kiloluk top mermisini kaldırmak bir kahramanlıksa, benim boyum 1.73. Bana dikkatlice bakılırsa ben 1.73 boyundayım. Seyit Onbaşı'nın sırtına alıp kaldırdığı top mermisi 1.72 boyunda. Benden yalnızca şu kadar, benden yalnızca 1 santim kısa. Ben 85 kiloyum, o top mermisi 276 kilo. 1988 Seul Olimpiyat Oyunlarında Naim Süleymanoğlu 190 kiloyu kaldırdı, cep herkülü oldu, efsane adam oldu. 190 kilo. Seyit Onbaşı hiçbir sportif eğitim almamasına rağmen, odunculuk yapmasına rağmen, amatör bir bedene sahip olmasına rağmen o düşmanın, o kahredici, kahrolası düşman armadalarının memleketin içine doğru girdiğini görünce ya Allah demiş ve o top mermisini, benden 1 santim kısa olan top mermisini kaldırmıştır. Naim Süleymanoğlu'nun kaldırdığı ağırlıktan 80 kilo daha ağır bir mermi. Peki bir dakika, böylesine bir şov yapmaya gerek var mı? Neden topu top makinasının vincine koyarak normalde olduğu gibi kaldırmamış? Bunun için sizi arkaya, topun arkasına davet ediyorum. Yanımda bir dede heykeli, Seyit Onbaşı, Havranlı Seyit Onbaşı. Normalde toplar, top mermileri, bu topun mermileri yanlarda duruyor, burada duruyor, yatay duruyor. Bunun bir tane, bakın şurada zincire bağlanarak yukarıya çekilen bir mekanizması var. Topun bir yatağı var. Yani top dediğim aslında top bu. Merminin bir yatağı var. Merminin yatağına topu yatırıyorlar, itiyorlar. Top burada. Yukarıda bulunan kancada zincir bulunmakta. Bakın burada çevirme mekanizmaları var. Bunları çevirerek, tabii bu ayarını, yani topun namlusunun nereye baktığını gösteriyor. Yandaki mekanizmalarla, ki muhtemelen şudur, muhtemelen budur, çevire çevire o zincirin içindeki o beşiğin, yatağın içindeki mermiyi yukarıya doğru kaldırıyor. Yukarıda topun ağzı, aşağıda bir düzenek, bir kundak. O kundağa mermiyi yerleştiriyorlar. Sonra başka bir mekanizmayı çevirince arkadan bir itici kuvvet mermiyi itiyor ve topun ağzına sokuyor. Sonra kapatıyorlar, ateş deyince namlunun baktığı yer kadar ileriye doğru gidiyor. Aslında ve esasında mekanizma bundan ibaret. Hiç şov yapmaya, 276 kiloluk benim kadar boyu olan bir mermiyi kaldırmaya gerek yok. Peki neden kaldırdı? İşte o İngiliz ve Fransız gemilerinden birinin atmış olduğu top mermilerinden biri karaya düştü. Mesela şuraya bir yere düştü. Oradan çıkan bir taş ya da bir demir parçası bu mekanizmadaki zinciri kırdı. Zinciri kırınca otomatik olarak şu çevirince çalışmaz hale geldi. Burada kundakta, beşikte bulunan, benim boyumda, bir adam boyunda yatan mermi yukarıya çıkartılamaz oldu. Ama buradan bakan Seyit Onbaşı, o gözle bakın lütfen, düşman gemileri geçiyor. Burada bir mermi var ve oradan düşman gemileri geçiyor. Bir şey yapmalı. Bir şey yapmalı ve o gemileri durdurmalı. Madem ki bu mekanizma, madem ki bu vinç mekanizması çalışmıyor, o halde Seyit Onbaşı ya Allah dedi, o mermilerden birini sırtına aldı. Arkadan maalesef tarih kitaplarının atladığı, maalesef tarih kitaplarının anlatmadığı bir adam var. Neden anlatmazlar? Niğdeliler neden bunun üzerine düşmez? Niğde kültürü, Niğde tarihiyle alakadar olanlar neden bu işlere eğilmezler bilmem. Ama bu Niğde için bir kayıptır. Balıkesir Havranlı Seyit Onbaşı biliniyor. Niğdeli Ali Onbaşı bilinmiyorsa büyük hata. Seyit Onbaşı mermiyi sırtlamış. Bakın normalde çıkılması tek başına herhangi bir yük, herhangi bir güç olmadan çıkılması bile çok zor olan bu basamakları çıkıp o mermiyi yukarıya koymak için uğraşırken Seyit Onbaşı merdiven basamaklarını böyle sırtında o mermi ile çıkarken Seyit Onbaşı burada. Arkadan onu iten ve Seyit Onbaşı ile beraber yukarıya çıkan önde bir Seyit Onbaşı, sırtında mermi, arkada Niğdeli Ali Onbaşı, göğsünde mermi. Birinin sırtına yüklenmiş vatan, birinin göğsüne yüklenmiş vatan. Hangi dedemizi, hangi sebeple yok farz edeceğiz? Seyit Onbaşı bir kahramandır. Niğdeli Ali Onbaşı da en az onun kadar kahramandır. O da göğüsleyerek Seyit Onbaşı'yı ite ite yukarıya kadar çıkmışlar. Ve şu herhangi bir yük olmaksızın çıkılması bile zor olan bu basamakları çıkarken Ali Onbaşı diyor ki, Seyit Onbaşı, Seyit bu basamakları çıkarken sırtından, kemiklerinden ses geliyordu. Kaburga kemikleri, sırtındaki omurilik kemikleri ha kırıldı, ha kırılacaktı. Her bir adımında çatır çutur kemik sesleri, her bir adımında çat çat kemik sesleri duyuluyor. Seyit Onbaşı çıkıyor, Niğdeli Ali Onbaşı onu arkadan itiyordu. Düşman gemileri ise, burası Çanakkale sahili, düşman gemileri ise önünden geçiyordu. İşte bizim hikayemiz, iki tane kahramanı, iki tane yiğidi bulunan hikaye. Bu topla Abdülhamit Han döneminde Almanya'dan alınan bu top, benim boyumda bir mermi ve vatanı sırtlamış iki tane kahramanın hikayesidir. Peki ne işi var Çanakkale'deki bu topun burada? 1933 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. Cumhurbaşkanı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilen bir emirle kendi mezun olduğu harp okulunun bahçesine koydurmuştur. Atatürk'ün emriyle sökülmüş, Çanakkale'den buraya getirilmiş ve 1933 tarihinden beridir de burada sergilenmektedir. Bir imitasyon, bir taklit, bir maket değil. Seyit Onbaşı'nın dokunduğu, merdivenlerinden Seyit Onbaşı'nın çıktığı 276 kilo ağırlık, 172 santim uzunlukta bulunan top mermilerinin basamakları tek tek tırmana tırmana yukarıya çıkartılan top şu an karşımda. Çanakkale'de İngilizleri ve Fransızları yenilmez olarak bilinen o büyük armadaları yenen top şu an arkamda. Askeri müzeye mutlaka gelin. Seyit Onbaşı'yı biliyoruz. Niğdeli Ali Onbaşı'yı bilmiyoruz. Bu da Niğdelilerin bir kabahati olarak kenarda dursun. Ben neden Niğdeli Ali Onbaşı'yı bilmiyorum. Seyit Onbaşı kadar kudretli ve Seyit Onbaşı kadar çok emeği bulunan Niğdeli Ali Onbaşı'nın da çıkmış olduğu basamaklar tam olarak arkamda bulunmaktadır. Bu devlet kolay kurulmadı. Bu vatan kolay kolay vatan olmadı. Bu vatanın, bu devletin kurulmasında, bu toprakların vatan olmasında dökülen şehitlerin önemi çoktur. O şehitlere de makam ve şahitlik yapan top da arkamdadır. Askeri müzeye gelin ve askeri müzede mutlaka şu banklardan birinde oturun ve bu banklardan birinde otururken bu topa bakarken Çanakkale'yi, 1915'i, o mahşeri, şehit olan dedeleri, kurulan vatanı, kazanılan savaşı düşünün. Şu an karşımda, yani benim önümde, sizin karşınızda 1534 yapımı bir Türk topu var. 1534 tarihinde Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman var. Arkamdaki top 1531 tarihli. Önümdeki top 34 tarihli. Amil yapan demek. Amil Hayrettin Usta. Hayrettin Usta adında birisi yapmış. Ve imzasını, sanatçı imzasını da buraya atmış. Allah ruhuna rahmet etsin. Allah mekanını cennet-ü âlâ eylesin. Hayrettin ustamızın yapmış olduğu eser şu an burada. Bu toplar neler gördü? Bu görmedi ama bunun gibi olanlar 1526 tarihinde Mohaç Meydan Muharebesi'nde dünya savaş tarihinin en kısa ve en kanlı savaşını Dünya Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Dünya Kara Orduları'nın en görkemlilerinden biri olan ve bir Türk ordusu olan Macar ordusunun Matrakçı Nasuh'un Süleymannamesi'nde anlattığı gibi öğlen namazı ile ikindi namazı arasında devrildiği, bataklıklarda boğulduğu ve Alman, Avusturya, Macaristan, İspanya, Büyük Roma Germen İmparatorluğu Habsburg Hanedanı'nın çok ciddi anlamda yara aldığı savaş, Mohaç Meydanı Muharebesi, ardından bir Avusturya Seferi, Viyana 1529 Viyana Seferi, ardından 2 defa Almanya, ardından 1 defa daha Avusturya, ardından 2 defa Irak, 2 defa Almanya, 2 defa Avusturya, 1 defa Macaristan. Aman Allah'ım, İstanbul'dan yürüye yürüye atlarla buradan Macaristan'a, geri gel Almanya, geri gel Avusturya, geri gel bir daha Macaristan, bir daha geri gel, bir daha Almanya, bir daha geri gel, 2 defa Irak, Irakeyn savaşları yürüyerek değil ki. Tonlarca ağırlığındaki bu tunç toplarla beraber cepheden cepheye bütün Avrupa'yı dolaşmak, sanırım bunun adı Kanuni Sultan Süleyman olsa gerek. Kanuni dönemi 1534 yapımı toplar bize Hayrettin Ağa'nın, burada da Hayrettin yazıyor, ustası Hayrettin Ağa'nın yapmış olduğu top, tunç toplar bize neler anlatıyor. Bu da Seyit Onbaşı'nın topunun etrafını süsleyen askeri müze kompleksi içinde bulunan eserlerden bir tanesidir. Hep toplar, tanklar mı? Hayır. Hadi gelin size bir helikopter göstereyim. Bir dakika. Helikopter mi? Askeri müzede helikopter mi var? Daha doğrusu helikopter müzeye konulacak kadar eski bir savaş aleti mi? Bütün bunların cevabını helikopterin önünde size anlatmak istiyorum. Onun için giriş kapısına kadar yürümemiz ve helikopteri görmemiz yeterli. Buyurun lütfen. 1967 Amerikan yapımı bir gözetleme ve eğitim helikopterinin önünde bulunmaktayız. Her ne kadar Amerikan yapımı olsa da kullanımı Türk. 1991 tarihine kadar Türk ordusu tarafından kullanılmıştır. Hem gözetleme, hem keşif, hem de yeni pilot adaylarına eğitim helikopteri olarak hizmet vermiştir. 91 tarihinde emekliye ayrılmış. 91'de kullanımdan çıkartılmıştır. Türk ordusu envanterinden 91 yılında çıkartılan bu helikopter ilerleyen zaman dilimi içerisinde askeri müzeye getirilmiş ve şu an bizim görmüş olduğumuz yere konulmuştur. 91 yılına kadar Türkiye'ye, 91 yılına kadar Türk devletine hizmette bulunan bu helikopterde gazi sıfatıyla müzede olmayı hak etmiştir. Demiştim ya, helikopterden müzelik eser mi olur? Vallahi oluyor. Bakın, inanılmaz bir tarih. Dokunma mesafesinde bir helikopter, dokunma mesafesinde ki şimdi dokundum, tunç bir top. Yavuz Sultan Selim Han'ın 1517 Ridaniye seferinde Mısırlılardan, Kansu Gavri'den, Kayıt Bay'dan, Ridaniye seferinden getirmiş olduğu ganimet mallarından biri, bir Memlük topu Osmanlı'ya karşı top atmış, Osmanlı savaşı yenmiş ve Memlüklülerin bütün silahlarını, bütün mallarını almış, savaş ganimeti olarak halka dokunmak yasak, askere dokunmak yasak, askerin malını, mülkünü almak yasak, halkı köleleştirmek yasak. Neden? Neden? Dünya savaş hukukuna göre savaşı kazandığında bütün mallar senin ganimetin olmuyor mu? Olmuyor. Eğer karşındaki Müslümansa olmuyor. Memlüklüler hem Müslüman, hem Türk, hem de Hanefi mezhebine mensup. Osmanlı Devleti'nden herhangi bir farkı olmayan bir devletten bahsediyoruz. İşte o devletin şu an elimde tutmuş olduğum topu Osmanlı'ya karşı savaşmış da olsa 1517 Ridaniye seferinden sonra Yavuz Sultan Selim Han tarafından orduya, ordunun malına el koyarak, halkın malına el konulmuyor. Ama ordunun malına el koyarak, zaten artık Mısır toprakları da Osmanlı toprakları olduğu için bu top da alınmış, Osmanlı ordu envanterine kaydedilmiştir. Şu an benim tuttuğum, şu an benim dokunduğum gülle, top, tunç top tam 500 yıllık. 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye seferlerinde Osmanlı'ya karşı savaşan ordunun elindeki toplardan biri. Osmanlı yenince bizim malımız oluyor. Tam 500 yıldır Devlet-i Ali Osman'ın mülkü. Bu tarafta 1991 tarihinde emekli olan, 67'de yapılan bir helikopter. Burada 500 sene önce bizim aleyhimize kullanılan bir top. 500 yıl ara ile iki tane tarihi eser sizleri bekliyorum. Şu an askeri müzenin buraya gelen ziyaretçilerin son noktasına kadar olan en son kısmına geldik. Şu an toplarla, top koridoru adı verilen bir koridorda bulunmaktayız. 17. yüzyıldan, 18. yüzyıldan, 19. yüzyıldan kalma toplar var. İleriye doğru havan topları var. Fatih Sultan Mehmet Han tarafından da kullanılan havan toplarının her dönemde topları var. Tutmuş olduğum top 1500'ler, Kanuni Sultan Süleymanlar, Yavuz Sultan Selimler, 2. Selim, 3. Murad, 3. Mehmet. Bir İtalyan topu. Osmanlı Devleti'nin muhteşem yüzyılını gören, Osmanlı Devleti'nin muhteşem yüzyıldaki muhteşem kadrosunu gören top bu top. Bu ise tunç top. Türk, bir Türk yapımı, yerli ve milli silah. Hani diyoruz ya, yerli ve milli silahları yaptığımız zaman gurur duyuyoruz. Alın size bir yerli milli. Abdülmecid Han dönemi. Sultan Abdülhamit Han'ın babası Abdülmecid Han döneminde yapılan top mermisi. Bir İtalyan, Venedik, 16. yüzyıl ya da 17. yüzyıl, 1600'ler, 1700'ler. Artık Osmanlı Devleti'nin güç kaybettiği, zafiyet geçirdiği dönemler. Yine bir İtalyan, aynı döneme ait. 16. 17. yüzyıllara ait İtalyan Venedik topları. Bu seri İtalyan Venedik topları. Nasıl geldiler bize? Venediklilerle, İtalyanlarla bol miktarda savaş yaptık. Savaş ganimeti olarak bize geldi. Tunç top, Kuzey İtalya, 16. yüzyıl. Yani sevgili dostlar, bu İtalyan toplarının bizde olma hikayesi mutlak surette bir savaşın sonunda savaş ganimeti olarak ordu içerisindeki topların toplanmasından mütevellit olmuştur. Peki acı olan bu güzel. Bir İtalyan topunun burada bizim elimizde olması güzel. Peki bunun karşılığı var mı? Yani Türk toplarının Avrupa'da sergilenmesi var mı? Üzüntü verici bir durum. Maalesef var. Bugün gidin Viyana'ya, gidin Fransa'ya. Maalesef tamamen Türklerden alınan topların, Türk sancaklarının, Merzifonlu Karamustafa Paşa'nın çadırının Viyana saraylarında sergilendiğini görüyoruz. Fransız saraylarının ya da Fransız askeri müzelerinin koridorlarını Osmanlı topları süslemektedir. Buyurun size havan topları, İngiliz topu, Türk topu, yine bir İngiliz topu vesaire. 17. yüzyıl, 1684. Artık Osmanlı Devleti'nin ilerlemesi durmuş, toprak kaybetmemeye çalışıyor. 1683 tarihindeki o büyük Kutsal İttifak Savaşı, 16 yıl süren Zenta Muharebesi ile sona eren 1683-99 yılları arasında Osmanlı Devleti'ni mahveden o Kutsal İttifak Savaşları'nda İngilizlerin kullandığı havan topunu görüyorsunuz. Havan topu ne demektir? Normalde top buradan karşıyı vurur. Havan topu ise şu görmüş olduğunuz duvarın arkasındaki hedefi vurur. Öndeki hedefe dokunmadan, öndeki hedefte herhangi bir tahribat oluşturmadan arkadaki, önün arkasına geçen bir toptur. Bir tank savar, 1942 yapımı. Benim babam 48'li. 48'li bir adamın oğlu olarak 42 yapımı bir tank savarın önünde saygıyla duruyorum. Bunlar savaş malzemeleri. 19. yüzyıl, 1800'lü yıllar Amerikan tank savarı ve burada görkemli bir top. Görkemli bir top. Savaşlarda kullanılan, düşmanı yenen, ülkesini koruyan, bu bazen başka bir ülke oluyor, bazen Türkiye oluyor. Bakın şurada bir mitralyöz. Makineli tüfeğin dedesi. Bütün deliklerine mermiyi yerleştirdikten sonra tek tek vurularak yapılan makineli tüfek. Bir demir sahra topu. İngiliz. 20. yüzyıl. 1900'lü yılların başlarında İngilizler maalesef bize de düşmanlık yapmak için vurduklarında bunları kullandılar. Bu topla bize saldırdılar. Bu topla canımızı yaktılar. Bu topla ülkemizi işgal etmeye çalıştılar. Bu toplarla bu ana vatana, bu güzel vatana saldırdılar. Ve sonra savaş ganimeti olarak elimizde kaldı. Güzel bir 20. yüzyıl başı obüs topu, Çekoslovak yapımı, güzel ve görkemli. Sanki bugün de kullanılanlar gibi. Düşünün dostlar, 20. yüzyılın başında 100 yıl önce kullanılan obüsler bu kadar görkemli. Şimdi neler yapılıyor neler. Demir Sahra topu, Alman, 19. 20. yüzyıl. Bu toplar bize vurmadı. Bu top Osmanlı'ya vurmadı. Bu top Osmanlı topraklarını korudu. İngiliz'den, Fransız'dan, İtalyan'dan, Rus'tan, Ermeni'den ve içimizdeki hainlerden bu ülkeyi korurken Alman sahra toplarını kullandık. Şu görmüş olduğunuz topların tamamı bu ülkenin kurtuluşu için müttefikimiz olan Almanlarla birlikte çalışırken bu ülkeyi kurtarmak için yapmış olduğumuz savaşta kullanılan sahra toplarını görüyorsunuz. Savaş olmazsa olmazdır maalesef, ama keşke olmasa, ama maalesef oluyor. İşte olduğu zaman bu ülkeyi kurtarmak için savaş teknolojisi kullanmak lazım. Bugün bunlar eski teknoloji. Bugün İHA'lar var, bugün SİHA'lar var, bugün DİHA'lar var. Hepsini biz şu an kullanıyoruz. SİDA'sından SİHA'sına kadar ve bir Fransız Tunç Havan 1786 yılında Sultan 1. Abdülhamit Han 27. Osmanlı Padişahı sıfatıyla Osmanlı tahtında bulunuyormuş ve bu topları kullanıyorlar. Fransız Strasbourg yapımı 1786. Sultan 1. Abdülhamit dönemi. 27. Osmanlı Padişahı. Artık Osmanlı Devleti'nin adım adım yavaş yavaş yıkılma sürecine geçtiği havan topu. Öndeki hedefi değil, öndeki hedefin arkasındaki hedefi vuran havan topları. Ve nihayet bir Türk havan topuna geldik. Şu ana kadar hep yabancıları konuştuk ya. Yok mu bizim Türk havan toplarımız? Yok mu bizim Türk teknolojimiz? İşte bir Türk havan topu. 1717, yani Lale Devri'nden bir yıl önce Padişah 3. Ahmet Pasarofça Antlaşması ile 1718 tarihinde Avusturya ile yaptığımız savaş biter. Fakat bu havan topu Avusturya Savaşı için planlanmıştır. 1711 yılında başlayan Prut savaşından hemen sonra Avusturya ile savaşa başlarız. Bu savaşta 1718'e kadar sürer. 12 yıl 11 ay 9 gün sürecek olan Pasarofça Antlaşması'ndan sonraki Lale Devri sürecinde havan topları kullanılmadı. Çünkü savaş olmadı. Ancak Avusturya ile yapmış olduğumuz Kutsal İttifak Savaşları'nda biz bunları kullandık. 3. Ahmet dönemi havan topları, Lale Devri diyebiliriz ama 3. Ahmet 27 yıl tahta kaldı. 1703-1730 yılları arasında 27 yıl tahta kalan 3. Ahmet devrindeki havan topları, 1875 Abdülaziz Han dönemi havan topları ve son topumuz 19. yüzyıl. İşte 1800'ler Abdülaziz olabilir, Abdülhamit olabilir, Abdülmecid olabilir ama bir Türk havan topu. Sevgili dostlar, geldiğiniz zaman mutlaka bu top şeridinden yürüyün. Mutlaka her yüzyılda, her dönemde kullanılan topları, sahra toplarını, obüsleri, havan toplarını gözünüzde görün. Burası sizi bekliyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.